Yani bu yeniden doğmak, kendi köklerimizden doğmak anlamına Evet. gelecek. Yanlış anlamalara sebep olacak sözlerden kaçınacağız. Yani ne gibi sözlerden kaçınacağız? Görülmekte olan bir takım davalar var. Bu davalarda bir sayın politikacı ve şu anda başbakan olan zat, ben bu davanın savcısıyım dedi. Yanlıştı. Suçtu. Böyle şeyler söylemek suçtur. Yasalarımızda görülmekte olan davalarla ilgili görüş beyan etmenin ve mahkemeleri etkileyecek şekilde konuşmanın suç olduğu yazılı. Bir başka değerli politikacı da kalktı. Ben bu davanın avukatıyım dedi. Halbuki o davanın savcısı da var, hukukçu, avukatları da var, hukukçu. Onlar görevlerini yaparlar. Siyasetçilerin bu işlerde araya girmemesi gerekir. Yargıya saygı göstermek lazım. Yargıyı korumamız lazım. Kurumlarımızı korumamız lazım. Kurumlar içinde yanlış yapanları evet eleştirebiliriz. Ama yanlış yapanları eleştirirken kurumun saygınlığına gölge düşürecek söylemlerden ve bizim yanlış anlaşılmamıza sebep olacak bir takım sözlerden de kaçınmamız lazım. Biz bu tarz şeylerden kaçınacağız. Dolayısıyla şudur, biz iki temel dengeyi yerli yerine oturtmak üzere geliyoruz. Önce muhalefette bu dengeleri yerine oturtacağız, sonra iktidara geleceğiz ve inşallah iktidarda yeniden o tarihi Demokrat Parti'nin hedefleri doğrultusunda yürüyeceğiz.